Enfüsi şahsi muhasebelerimiz üzerineydi. İkinci bölümde ise afaki noktada kanun ilahi bu 40 sene ve 40 gün üzerine nasıl cereyan ediyor? Daha önce nasıl cereyan etmiş? İnşallah tarih-i beşerden. Şimdi Kur'an'da 40 sayısına değinen ayetler var. Diyor ki hani biz Musa ile 40 gece için sözleşmiştik. Sizler ise onun ardından kendinize zulmederek bir buzağıyı tanrı edinmiştiniz. Hazreti Musa kendisine Tevrat'ın indirildiği, ileride tekrar işleyeceğiz bu konuyu ama Cenab-ı Hak'la görüşmeye gidiyor 40 günlüğüne, Tur Dağı'na. O 40 günde Samiri ümmeti kandırıp buzağıya taptırtıyor. 40 günde hallediyor. 40 gün. 40 O da 40 gün ama 40 gün bir şey. İkinci ayet Maide, birincisi Bakara suresi 51'di. Aynısını da Hazreti Musa yapıyor ama. Aynısını da Hazreti Musa Firavun'a yapıyor. Birazdan gelecek abi, onu şimdi söylemem. Reklamlar. Maide 26'da diyor ki Allah şöyle dedi. O halde orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır. Bu süre içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dönüp dolaşacaklar. Artık böyle yoldan çıkmış kavme üzülme. Bunu Musa Aleyhisselam'ın yine kavmine, Yahudilere ceza olarak geliyor. Rivayetlerde diyor ki kendileri ölüp yeni bir nesil yetişinceye kadar. İlginç bir nokta var abi. Üstadımız ve Hazreti Ali'ye göre bir asır 60 sene. Ama tefsirlerde bir asır 40 sene diye de geçiyor abi. Bir asır 40 sene. Bu 40 sene, 100 sene de var. evet, 100 sene de var zaten. 60 sene, 40 sene. Şimdi sanki, bu da enfüsi benim söyleyeceğim, şahsidir. Sanki kişi 40 yaşına gelince abi, annesinden, babasından kopup yeni nesil oluyor. 40 yıl geçiyor ya, Hazreti Musa 40 yıl çölde dolaştırıyor bunları. Diyor ki rivayetler, ta ki diyor yeni nesil gelsin diyor onlardan. Ben ya bir çölde diyor ya. Ha evet, ve o A40'tan sonra kişi yeni bir nesil. Ha, yeni kendi o kişinin kendisi kendisini doğuracak. hem öyle abi, Allah razı olsun, aynen. Bir de şey var yani ya, kişinin diyor şerefi neslinden değil zatındandır diyor. Kendisi bir nesil oluyor. İkinci ayetimiz buydu. Üçüncü ayet biraz daha uzun. Hatırladın mı kendi kendisini doğuracak? Tabii abi, beşer ve insan. Enteresan ya. Zaten 40'tan sonra insan olamıyorsa ayva yemiş abi. Darmadağın. 40'tan sonra. Bu da çok ilginç abi. İnsana üstadımız bunu lemalarda kullanıyor. İnsana anne ve babasına, Ahkaf suresi 15. İnsana anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu zahmete katlanarak taşıdı ve zorluk çekerek doğurdu. Karnında taşıması ve sütten kesmesinin süresi 30 aydır. Nihayet çocuk olgunluğuna ulaşıp 40 yaşına girince şöyle yakarır. Rabbim, bana ve anne babama lütfettiğin nimete şükür etmeye, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Benden gelecek nesli hayırlı ile dönüp kapına başvurdum ve ben şüphesiz sana boyun eğenlerdenim. Bu boyun eğenlerdenim diye çevirmiş de aslında bu boyun eğenlerdenim demiyor. Ben Müslümanım diyor ayette. Şimdi buradan Bilmaan Ozan ayeti toplayalım. Bir cümle haline getirelim. Diyor ki 40 yaşına geldiğinde tövbe et. İslamiyet'e gir. İnayeti Rabbinden iste. Ayet bunu dedi aslında. Vay be, buluğ çağında da durup dururken İslam'a geçiş yoktur diyor fıkıh İslam okulunda. Buluğ çağına gelen çocuk İslam'ı ikrar edip kabul edecek. Evet abi. Heh. 40 yaşına gelince diyor ki evet, yeni yapacak. evet. Ve bir yıkanacak yani manevi tövbe edecek. Ya Rabbi sıfır ya. Üstad 40 yaşında bunu yapıyor abi. Bunu yazmış Risale'ye bir de. Nerede biliyor musunuz? Senin 40 yaşındaki Said ismindeki kulun hem sayıyor 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 tövbe ediyor orada. Seyidinden kaçmış bir köle olarak 40 sene sonra huzuruna geldi. Senden af istiyor. Af diliyor, tövbe ediyor. Sonra 40 yaşında tabii. 40 yaşında üstadımız bunu yapmış yazmış. Ve inayetini istiyor. İnayet sendendir diyor, söylüyor. Açık bir ifadeler var. Yani lemalardan onu da biri bulup okuyabilir bize. Münacat değil o. Şey o, 17. lemada inkılabı geçirdiğini söylüyor.
şey var ya, notalarda, ey bu notaları dinleyen kardeşimiz diye de aratabilirsin. 40 yaşındaki sayı, buyur. Oku. Ey Halik-i Kerim'im ve ey Rabb-i Rahim'im, senin Said ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alim, hem zelil, hem müsi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahına avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, inayeti istiyor, hadsiz günah ve hatiyatlarını itiraf ediyor, tövbe ediyor, evham ve türlü illetlerle müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındandır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidesin. Senden başka hak mabut yoktur ki ona iltica edesin. Burada Müslümanlığını da ikrar ediyor. Ondan önce hiç tövbe etmemiş mi ki 40 yaşında tövbe ediyor? Onu da yazıyor bir de. Nedamet ediyor. Etmemiş miydi daha hiç? Dördüncü devreye giriyor da. Yani ruh. Daire, kalbin ve ruhun derece hayatına girdiği mi? Ruhun derece hayatı 40. 10 derece, aklın derece hayatı. 20 vicdanın derece hayatı. 30 kalbin derece hayatı. 40 ruhun derece hayatı. Ya. Dereceye 40 dedim, aklı 40'ın da kaç yaşındasın Ali? 49. 40 diyormuş Ali abi şimdi. Derece hayatına girdi. Yani 9 yaşındasın. Evet. Evet. 9 yaşında. Evet, sen girdin ya aleyküm selam. Evet abi. Bu ayet de mükemmel bir ayetmiş yani. Ahkaf suresi 15. Evet. Ya devam üstad et. Sıra geldi rivayetler. 3 taneydi abi. 3 ayet. Öyle mi ya? Evet, 3 ayet. İşte şimdi abi rivayetlerde bir de 40 sene var. Şey de söyledin mi abi, kendisine ve ailesi için Rabbim. İşte onu Ahkaf suresi 15 o. Onu okuduk. Kendi ve ailesine. Ailesi kendisine olan. Ben nerede? Onu o şey, kendisi ve ailesi için Rabbine yalvarma ve hidayet isteme yaşı 40. Yani 40 ayetin kendisi diyor ki olgunluk diyor. Bak. Ayet diyor olgunluğa ulaştığında diyor 40 yaşına gelip olgunluğuna ulaşınca diyor. Kendisi ve ailesi için Rabbine yalvarma ve hidayet isteme yaşı olarak 40 yaş verilmiş. Ayet diyor. Kendisi ve ailesi için yalvarıp hidayet isteme yaşı 40 yaştır diyor. Şimdi ilk olarak rivayetlere geldik. Daha açılacağız şimdi. Enfüste böyle girdik. Değişik ahvali tecrübe ettik. Tattık. Şimdi dışarı çıkacağız. Tarihte biraz gezeceğiz abi. İlk olarak Muhyiddin Arabi Fususül Hikem 793'te diyor ki her bir nebi ancak 40 yaşını ikmal ettikten sonra kavmini davete gönderildi. Ve insanın 40 yaşı kuvve-i beşeriyesine noksan ve mizacı tabiisine zayıf arız olmaya başlaması zamanıdır. Yalnızca İsa Aleyhisselam 33 yaşında gelmiş. Burada Allah razı olsun İrfan çok güzel bir noktaya değindi. Dedi ki peygamberlerden babası olmayan tek peygamber Adem Aleyhisselam'ı çıkarırsak İsa Aleyhisselam 7 yıl oradan düşmüş demek ki. Ondan 33 yani demek. Yani ne demek? Niye? Onu da kendisi açıklayacak bilmiyorum. Yani babası olmayınca şöyle tekamül hızı mı olmuş? O genetik faktörler var demek ki abi. Yani babanın müdahalesi var. Babadan gelen şeyin erken mi olgunlaşmış? Erken olgunlaşmış abi baba olmadığı için. Yani şimdi normalde yumurtanın gelişmesi için 46 kromozom var ya abi. Evet. 23 anneden geliyor. Diğer 23 nasılsa onu diğer insanların önüne geçirmiş abi. Nasıl ne şekilde üflenmişse o 7 senelik süreci geri çekiyor. Ama daha devam yaşayacak ki ya. Yani Resulülük geldi ama 33'te göğe kaldırıldı ya. Abi Bakara suresinde İnne metela İsa, İsa Aleyhisselam'ın durumu kemeseli Adem. Adem Aleyhisselam'ın durumu gibidir diyor. Eşit gibi be. Çünkü Adem Aleyhisselam da galiba 33'te veya 40'ta mı indi? 40 şey, abi. Geleceğiz Adem Aleyhisselam'a. 40 mıydı? Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam abi. Cebrail Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı toprağı 40 gün yoğurmuş. Sonra
toprak haline şekillenmesi ve ruhu üflenmesi için 40 yıl geçmiş. Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı çamur 40 sene yine kendi haline bırakılmış. Kalıp olarak pişmiş. Üzerine 39 yıl hüzün yağmuru, bir sene de sürur yağmuru yağmış. 40 yıl. 40 yıl. Evet abi. 40 yıl. 39 sene pişmiş. Hüzün yağmuru. Allah hüzünlü kalpteyim diyor. Bir de cennet var ya cennette. Peygamberimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam cennette diyor cennete ilk girince giren şaşıracak. Bu şaşkınlık tam 40 yıl devam ederdi. Sonra bir münadi gelir uyarır. Ey Allah'ın kulu Allah'ın nimetini unuttun mu? Daha ne var diyor. Sonra bir meyveye takılır tam meyve ağacına şey yapsa takılsa çıksa diyor tam 40 yıl geçerdi. Her bir hareket böyle ilk önce 40 yıl geçiyor. Nasıl oluyorsa. Evet. Adem Aleyhisselam abi yeryüzüne de yaratılıyor. Yeryüzünde çamurlar çünkü toprak alınıyor, toplanıyor. Yeryüzüne yaratıldıktan 40 yıl sonra göklere, semavata çıkarılıp Firdevs cennetine sokuluyor abi. 40 yıl dünyada kalıyor önce. Sonra cennete giriyor. İbni Kesir'in, evet İbni Kesir'in El Kamil Fit Tarih isimli bir kitabı var. Cilt 1 sayfa 25'te efendim İbni Kesir. Çamurdan yaratıldı. Şunlar mı abi? Evet abi. Yeryüzüne yaratılıyor, cennete gidiyor tabii. 40 tabii 40 yıl dünyada kalıyor. Bu bir kanuniyet. Şimdi mesela 40 yıl dünyada kaldı. Cennette 40 yıl kalmış mıdır? Burada yazıyor da bu tarihler vermiş. Kalmış mıdır? Kalmalı mıdır? Kalmamalıdır abi. 40 yıl cennette kalmamalıdır. Cennet saatine göre oradan okuduğum kadarıyla cuma günü giriyor, aynı gün çıkıyor. Aynı gün atılmış. Cennet günüyle. İlginç ama aynı gün atılmış abi. Dışarıya mı? Tabii. 3 saat kalmış. Cennet saatine göre 3 saatte atılmış. Bir rivayete göre de 5 saatte atılmış. İşte onu hani bir cennet günü işte 1000 sene miydi? 1000 seneydi galiba. Ahiretin 1000 senesi dünya. Dünyanın 1000 senesi bir güne. Ha, ha 1 saatine. 1 saat. İşte abi orada bir şey var. Bu şey İbni Kesir. İbni Kesir bu konularda rivayetlere çok bakmayan birisi. Ayağı yere basan birisi bildiğim kadarıyla. O diyor ki 3 saat diyor 35 yıla 5 saat diyor 43 yıla denk gelir. Ama ben bu 40 yıl dersinden sonra dedim ki kesinlikle 5 saati bulmamıştır. 3 saat gibidir. Neden? Nedenini hülasada söyleyeceğiz, söylemiyorum şimdi. Yani mantık olarak burada anlatılan 40 yıl beklemesi işte sizin söylediğiniz cennete girdi, 40 yıl şaşırdı. Bunların bir sebebi var, o gelecek. Hazreti Adem Aleyhisselam vefat ediyor Serendip Adası'nda. Ondan 40 yıl sonra Hazreti Havva Cidde'de vefat ediyor. 40 yıl bekliyor o da. Al, Cenab-ı Hak 40 yıl almıyor. Ondan sonra yine 40 yıl var burada. Bazen Hasan abi şey diyor ya. Madem diyor, aynı cennete gidecektik de niye geldik? Gidememişiz. Olur ya öyle hani şey, işe girer adam aynı gün atar. Adem Aleyhisselam 1950 sene yaşadığına göre o 55 dakika falan olabilir. Yani işte abi 1000 yıl bir şeye göre onu hesaplamış da İbni Kesir şimdi orada anlatmıştı. Ben okudum orayı fakat şu an aklımda değil yani. Hazreti Nuh'a geldik. Nuh Aleyhisselam'a iman eden 40 erkek ve 40 kadın var. O gemiye binen 40 erkek ve 40 kadın var. Yağmur 40 gün 40 gece yağmış. Ve gemi Cudi Dağı'na inince 40 gün orada bekliyor. Yani şu anda biz neden bunları konuşuyoruz? Enfsi alemde, zevki noktada, şahsi ömrümüzde konuştuğumuz gibi alemde de 40 üzerine dönen, 40 sene üzerine, 40 gün üzerine dönen bir sistem var. Aslında afak ve enfüs noktasında şu anda gidip kemalini nasıl buluruz? Yani o kanuniyeti nasıl ifade edebiliriz? O yüzden şeyden gidiyoruz. Bu eskiden insanlar 40 gün 40 gece düğün oldu evet. Derler ya. Yaptırardı. 40 gün yas yapıyor mesela vefat olunca. Yakup'la Yusuf Aleyhisselam. Yusuf Aleyhisselam Yakup Aleyhisselam'dan 40-45 yıl ayrı kalmış. Orada da bir 40 yıl. Ve rüyasının çıkması, tabirinin gözükmesi 40 yıl sonra. Evet, 40 yıl sonra. O hapishanede o kadar mı kalmış?
Hayır. Şeyde kalıyor, kuyuda kalıyor. Kuyudan çıkıyor, işte hapis. Evet. Hapisten sonra çıkıyor, işte... Evet, Mısır'a sultan oluyor. Şey evet. Yani. Kardeşleri sonra geliyor. İşte ikinci, üçüncü gençlerindeydi galiba. Orada rüyasının tabiri çıkıyor. Ve 40 yaşında, Yusuf Aleyhisselam da 40 yaşında şey, peygamberlik geliyor kendisine. Onun da 40 yaşında. Bu resim niye merak edilirse şey var, güneş, ay, 11 yıldız rüyasındakini tasvir edilmiş. Ondan dolayı bu resim. Musa Aleyhisselam'a geldik. Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayından 40 yaşında ayrılmış. Ama abi burada benim şahsi istifade 40 yıl durmamış. Çünkü doğuyor biraz bebekken. Orada bir iki ay var. 40 yıl durur muydu? Bu dersten sonra ben hülasayı bildiğim için duramaz. 40 yıl dursaydı... Melek olurdu. Evet, Firavun'un dininden olurdu. Çünkü Firavun'un yanında 40 yıl durmuş olacaktı. 40 yıl değil. 39 yıl bilmem ne. Ama 40 yaşında ayrılmış. Ama 40 yıl değil. İnsan bedeninden de bir şeyin tam uzaklaşması 40 gün. Evet. Tesiri de 40 gün. Evet. Abi tam şimdi onu okuyacağım. Bakın. Musa Aleyhisselam zamanında sanatında gayet usta olan sihirbazların büyüsüne 40 gün oluncaya kadar hükmü uzar. 40 günden sonra o büyülenmiş şey yine eski haline döner. Hatta öyle zaman olur ki bir taş parçası altın olarak gösterilir. O altın birkaç gün sonra yine taş halinde görülür. Sihirliyor. 40 gün devam ediyor sihir. O zaman sihirler en fazla ömrü 40 gün. 40 günü geçse o kalır o. Aslına dönüyor. Tabii. Sihir olduğu oradan anlaşılıyor. Yalan olduğu. Yalan olduğu oradan anlaşılıyor. 40 gün üzerinde olsa daha altına çevirmiş dersin. Yapamıyor. Firavun Asiye Hatun'un şehit ediyor. Ondan sonra ölümüyle, şehadeten ölümüyle sarayına gizlenmesi. Halk nefret ediyor Firavun'dan Asiye Hatun'a şey yapınca, işkence edince. Böyle olunca zillete düşüyor Firavun iç dünyasında. Sarayına kapanıyor 40 gün. Dedim ya, Hazreti Musa da Samire'nin yaptığının aynısını Firavun'a yapmış. O 40 günde Hazreti Musa Aleyhisselam dinini anlatıyor. Mısır'da insanlar kalabalıklar halinde dine giriyor. 40 gün Firavun saklanınca sarayında. 40 günde dinini yayıyor Hazreti Musa'da. Kullanmış yani. Karıma nasıl zulmettim diye. Halktan dolayı tebaası çirkin görüyor. Evet, evet. İsrailoğulları da işte ayette okuduğumuz gibi 40 yıl boyunca çöllerde dolaşıyor. Tur Dağı'nda Musa Aleyhisselam 40 gün kalıyor. Sonunda da kendisine Tevrat veriliyor. Sonunda demeyelim. Yani o 40 günlük süreçte Tevrat kendisine indiriliyor. Bir bütün halinde indiriliyor. 40 gün kalıyor orada. Yani hülasayı söylemedi, o zaman söyleyeyim abi. Ben de dayanamadım. 40 gün kişinin başkalaşımı, ihtiyarıyla başkalaşımı, değişimi. İken 40 sene ise kendi ihtiyarı olmadan değişimi. Yani bir insan bir şey yapmak istiyorsa, sizden hatırladığım bir örnek, bir İmam-ı Azam ya da İmam-ı Rabbani geliyor bir çocuğun hastalığı için. Ya imam, böyle hastalık var mı? Tamam diyor, git 40 gün sonra gel diyor. 40 gün sonra gelince bal yesin diyor ya. Niye ya imam, bunu söyleyeceksen niye bizi 40 gün beklettin? O zaman ben yemiyordum. Sözüm tesir etmez de 40 gün yedim. Ta ki ona göre sana söyledim diye. Fıtratı değiştiriyor şeyle. Yani bir, hani hatta bununla ilgili çok bizim de kültürümüzde vardır yani. Der ki mesela 40 gün namazını kılarsan bir daha bırakmazsın der. O onda ihtiyarıyla değiştiriyor. İşte 40 defa iyisin desen iyi olur. Kötüsün desen kötü olur. Davud Aleyhisselam'la Süleyman Aleyhisselam. Calut 40 yıl hükümdar. Sonra da Davud Aleyhisselam geçiyor. Davud Aleyhisselam'ın hikaye var. Şimdi ben hikayeyi tam detaylı ifade edemeyeceğim. Onun için 40 gün 40 gece ağlıyor. 40. gün affediliyor. Yine burada da yani 40 günün şeyi, kanuniyeti ihtiyari olarak. Yani kendisi 40 gün tövbe ediyor. Sonra affediliyor. Süleyman Aleyhisselam'ın da yine hükmü 40 yıl sürmüş. Buralarda daha değişik 40 şeyler var da ben sadece fazla detaylara girip boğmamak için belirli şeyler aldım. Yunus ve Eyüp Aleyhisselam. Yunus Aleyhisselam Allah'tan aldığı emirle
Allah'ın emri şu, 40 gün git halkına anlat ve uyar. Yunus Aleyhisselam 39 gün anlatıyor. 40. gün heyecanlı bir fıtratı varmış. İbni Kesir de öyle yazıyor. 40. gün sizden bu adam olmaz diye iki kişi mine inanmış. Kavmini bırakıyor 40. gün. Ama orada diyor ki siz 40 günde inanmazsanız, itaat etmezseniz bana, size azap gelecek. Buna delil de yüzünüz soluk olacak. 40. gün gelince Yunus Aleyhisselam gitmiş. Hakikaten kavmi görüyor ki yüzler gitmiş, bulutlar geliyor. Anlıyorlar. 40. günü de o azap işaretleriyle o 40 gün tamamlanmış. 40. günde bunlar pişman oluyor. Tövbe edecekler. Bakıyorlar Yunus Aleyhisselam yok. Tövbe alacaklar yok. İman edecekler yok. Yunus Aleyhisselam gitmiş. İşte ondan sonra ama 40 gün böylece tamamlanıyor. İhtiyaren değişiyorlar. Yunus Aleyhisselam da balığın karnında 40 gün duruyor. İşte la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin diyor. 40 gün orada biliyor günahını, vazifeyi yerine getirmediğini biliyor. 40 gün sonra tövbesi yine kabul olup sahili selamete çıkıyor. Yani o 40 günde günah olan hali tevbesiyle, ihtiyarıyla yaptığı tövbeyle değiştiriyor. Değişiyor yani. Onu 40 günün kanuniyeti ihtiyaren kişinin değişmesi. 40 yılsa ihtiyaren değil, o ızdıraren oluyor. Adetullah var yani, o değişiyor, kişi değişiyor. Mesela ben şimdi tekemmül, bendeki istidatların tekemmülünde benim şeyim, ben çalışıyorum, yaşıyorum. O değişim, o dönüşüm adetullah noktasında var. İslamiyet'e gelelim. Peygamberimiz Hazreti Hatice ile 40 yaşında evleniyor. Niye 40 yaşında Hazreti Hatice? Yani öyle bir, demek ki Hazreti Hatice'nin tekemmülatında ve inkişafatında öyle bir halde ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a muhatap olacak bir şahsi tevakkuf ve sükunet haliyle çekirdek açılmış. Hazreti Hatice'de var bu. 40 yaşında Hazreti Hatice. Hazreti Ömer 40. Müslüman. Ki ondan sonra Müslümanlar açıktan Müslümanlıklarını ifade ediyorlar. Ondan önce gizliler. Hazreti Ömer'le 40. 40. Müslüman olan Hazreti Ömer'le açıktan, ki Hazreti Ömer nasıl bir zat? Adalet, yani hikmeti, hikmet, şecaat ve iffetin kendisinde cem ettiği zat, ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor benden sonra bir zat peygamber olacak olsaydı o Ömer olur dediği zat. 40. Müslüman. Zekat malın 40'ta biri. Şimdi burada yoksa şöyle bir ifade geldi benim aklıma. Sözler 538'de diyor ki abi. Evet, nasıl miri malından 40 parayı çalan bir adam bütün hazır arkadaşlarına birer dirhem almasını kabul ile hazmedebilir. Yani neden 40'ta biri dendiğinde Cenab-ı Hak demek ki 40'ta biri verince neydi 40? Değişimdi. 40 değişimi ifade ediyordu. Dönüşümü ifade ediyordu. 40'ta 40 olursa dönüşecek. Neye dönüşecek? İnamdan temellüke. 40'ı bulmaması lazım mal. Kişideki mal 40'ta 40'ı bulmaması lazım. Ama yine kerem hükmetmiş. 40'ın 10'unu vereceksin demiyor. 40'ın 20'sini vereceksin demiyor Cenab-ı Hak. 40'ın 1'ini vereceksin diyor. Yine keremi hükmetmiş. Ta ki senin için o da yani. O 1'i ver. Sendeki hal temellük ve gasp olup hırsızlardan yazılma. Çünkü o 40 da senin itikadın. Ben kendime malikimdir hükmüne dönecek. Sen o bir taneyi verince o bir tane seni hep bu mal benim değildir de tutacak. 40'ta bir. Bunu da üstadımız demiş yani. 40 parayı çalan demiş. Koymuş yani direkt. Niye 40 parayı çalan? Çünkü bir taneyi vermedi. Bir taneyi vermeyince 40'ını da çalmış oldu. Temellük olduğu için 40'ı da hırsız oldu. Yoksa olmayacak öyle. Günlük namazlarımız 40 rekat. 40 rekat kılıyoruz. Yani demek ki sünnetler çok önemli. Kılmak lazım. Yoksa 40 ulaşmıyor. Evet, sünnetlerle 40. Halifelik, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, benden sonra 30 seneye şey olacaktır diyor, tamamlanacaktır diyor. O da Hazreti Hasan'la tamamlanıyor. Hazreti Hasan ile hicretin 40. yılında bitiyor, saltanata dönüyor İslamiyet'te. Halifelik hicretin 40. yılında bitiyor. Sonra İslamiyet saltanata dönüyor. Yani ben bundaki hikmeti bilemedim ama yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 30'u tamamladı diyor. Hazreti Hasan
6 ay gibi kısa bir vakti olması ile birlikte o 30'u tamamladı diyor. Yani 40'ı tamamlamış oluyor. Demek ki o zaman böyle olmayla belki hürriyeti şer'iyeyi, şeriatı tam tahkim edip dönüştü halk. Ondan sonra saltanata döndü diye güzel veçinden bakılabilir. Diğer veçi ise tamamlanamadı. Ondan sonra da zaten fitneler İslam tarihi boyunca gitti denilebilir. Bilmiyorum. Ben bunun tam tatbikini yapamadım yani iki vecihten. Tamamlanmışsa hürriyet-i şer'iye noktasına, hayır noktasına bakılır. Tamamlanmamışsa eksiklik noktasına bakılır diye düşünebiliriz yani. Kur'an 40 vecih ile mucizedir. Kur'an'da mucizeli 40 vecih. Evet. Vecih icazı vardı yani. Duhan. Yani Duhan'ın, şimdi ben Duhan'ı araştırmadığım için ama şu, Duhan 40 gün 40 gece sürecekmiş. Duhan 40 gece. 40 öyle olması lazım abi. Yoksa o gazap tesirini göstermez ki, gider. Kıyamet alametlerinden olmaz o zaman. Tesiri bir derdi çünkü. 40 tamamlanması lazım. Tabii. Yani ahir zamanda 40 kişiden biri imanla gidecek diye hadis var. Buyur. Efendim? Üstad söylüyor. Evet. 40 kişiden birisi imanla gidecek. Yani işte. Sonra ne diyor? Yine ahir zamanda 40 kadına bir erkek nezaret edecektir diyor. Çok, yani çok ilginç ifadeler. Çok garip ya. Evet abi. Deccal 40 günde dünyayı gezer. Deccal de 40 günde dünyayı geziyor. 40 gün demek ki dünyayı gezmesi gösteriyor ki 40 günde dünyayı bozuyor yani. Yani o 40 gün o hükmünü her tarafa yayıyor. 40 güne yayıyor yani onu. Fıtri rızıkta insanda 40 gün. 40 gün ölmüyor yani. Fıtri rızık. 40 günden önce sonra olsa ne olurdu? Bilmiyorum. Belki cennette öyle. Yani ölmeyecek miydi? Ne olacaktı bilmiyorum yani. Sana verir ya, cennette 40 gün bekleyecek. Sanki bir de ona bakıyor yani. Bir tenanda evet. 40 gün devam edecek. Evet. 40 sene. İnsan var bir de. İslamiyet'te şimdi insan. Rahme düşer 40 güne dek meni suretini terk edip kan pıhtısına. 40 gün bekliyor, 40 günde kan pıhtısı. 40 günden sonra et, 80 yani, bir üzerine 40 daha ekleyip kemik, sinir vesaireyle et. Hep o dönüşümler, dönüşüm 40'tı kanuniyet. Onda da o kanuniyet işliyor insanın yaratılışında da. 40 gün yağlı ve et yemeyenin ahlakı bozuluyor. 40 gün yerse de kalbi kararıyor. Yani o dönüşüm şey yapıyor. Yani abi hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Yani bu adetullahlar böyle her tarafta hükmediyor. Yani bunları bilmeyince. Çok acayip ya değil mi? 40 gün yağlı ve et yemeyen olduk. Ahlakı bozuluk, tabiatı değişir. Yemeyen. Bu şeyciler var ya, bitkiciler, vejeteryanlar. Namaz abdestin edeplerinden bir edebi terk ettiği için İmam-ı Rabbani'ydi. 40 senelik namazını tekrar geri veriyor. Abdestin bir edebini terk ettiği için. Hani konuşmuştuk. 40 gün, 40 sene terk etmiş. Şimdi burada iki yön var. Birincisi İmam-ı Rabbani ergenlikten sonra 55 yaşında falan, 54-55'te bu edebi öğrendi. 40 yılı ondan geri verdi. İkincisi de 40 yıl nesli ifade ediyordu. O nesli geri vermek için. Yani yoksa 40 yıllık kaza yapmak için değil. Belki 60 yaşında öğrendi. Ona namaz 50 yıldır farz belki. Ondan değil. O 40 yıl nesli diye ifade ettiği için neslini veriyor yani. Nesli geri vermiş oluyor kazasını yaparak o namazı. Ha, kaybettiği, evet. Yok sayılıyordu, var oldu. Evet, işte. Evet. Öyle yazılacaktı. Ya namaz kılmayan yaşamamış kabul ediliyor ya. Evet. Namaz yok, bir Adem'e gitti. Kazasını kılsa var ediyor. Yaşamış oluyor. Evet, o hal üzerine. Evet abi. Hülasa'ya geldik Mehmet abi. 40 yıl eski bir halin kalkıp yeni bir halin tahkim olması için gereken kanun ilahi süresi olarak görülmektedir. Yani bu kişiye bağlı değil. Bu 40 sene olursa yeni nesil anlamına gelir. 40 gün ise aynı nesil içinde eski halin silinmesi şeklinde işleyen bir kanun oluyor. Yani bu ihtiyarı oluyor. Kişi 40 gün, ben 40 gün çay içmeyeceğim dese mesela diyebilir yani. Ne olacağını görür ondan sonra mesela. Yıl olunca başkalaşım oluyor. Yıl olunca ızdırari bir değişim var abi. Yıl yaşıyorsun sen. İster değiştirmek için ihtiyari bir şey yap, ister yapma. 40 yıl sonra sen harareti gariziye, evet. Başkalaşım oluyor, öbürü değişim oluyor. Evet abi, aynen öyle de diyebiliriz. Aynen. Evet.
Üçüncü bölüm psikoloji. Sizin bahsettiğiniz yanıyorlar, mahvoluyorlar. Kişi görür nereye gideceğini dediğiniz yerlerde burada bir şekilde işledik. 40 sene ömrümde 30 sene tansiyon. Evet abi. Abi onlara girmedim. Ona da girersek bu sefer çok daha gidecek diye. 40 gün 40 gece ondan sonra. Velhamdülillahirrahmanirrahim. El Fatiha.